Kişitokrasi Her gün kıyılarımıza onlarca mültecinin cesedi vuruyor. Küçücük çocuklar, kadınlar, erkeklerle dolu botlar, savaşın ateşinden kaçarken Ege'nin soğuk sularında batıyor. Ancak yine de kocaman kocaman adamlar için minicik bedenler, pazarlık masasının bir enstrümanı olmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Aylan bebekten sonra da yüzlerce minik beden Ege'nin derin sularında dünyaya kapattı gözlerini. Bu çocuklara her gün onlarcası daha ekleniyor. Güneydoğu'da kahvaltı sofralarında kimliği belirsiz kurşunlarla insanlar ölüyor. Yüzbinlerce insan en sıradan insani ihtiyaçlarını karşılayamaz, cesetlerini bile kaldıramaz halde. Her gün askerlerimiz, polislerimiz hain kurşunların hedefi oluyor.'' hukuk yerle bir edilmiş. Ülkedeki bütün kazanımlar kaybedilmiş. Ülke yönetilemez durumda. Ülkeyi yönetenlerin birinci meselesi ise başkanlık sisteminin getirilmesi. Kamuoyu her ne kadar başkanlık diye tartışıyor olsa da gerçek istenen şey başkan sistemi. Sanki bu ülkede yaşadığımız bütün sorunların tek sebebi var, o da bütün yetkilerin bir kişide toplanmamış olması. Yasama, yürütme, yargı erklerinin tek bir yere değil, Tek bir kişiye verilmesi. Kendisine başkan yetkileri talep eden Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tek tek baktığımızda, konuşmaların satır aralarını araladığımızda her şeyi tek kişinin karar vereceği, bütün Türkiye'nin tek kişinin talimatlarıyla hareket edeceği bir ülke hayal ettiğini görmek zor değil. Bugün dünyada sadece birkaç ülke yöneticisinde olan böyle bir yetkiyi elde etmek için AKP'nin sadece bir yöntemi var o da seçimler. Sandık yoluyla parlamenter sistemden vazgeçip gerçekte tek kişi yönetimi olacak Türk tipi başkan sistemi kurabileceğini hesaplıyor. İstenilen şeyi bir kere daha tarif edecek olursak 300 yıldır Türk devlet sisteminde kimsede olmayan yetkilerle donatılmış bir kişi tokrasiden bahsedebiliriz. Bunu isteyenler aslında bugün kullandıkları ama yasal olmayan normalleşmiş bir ülkede başlarına çok iş açacak fiili durumların da yasallaşmasını bekliyor. Ancak gerçek dünyada bu talebin bir çıkışı yok. Hem Türkiye içi dengelerde hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası ittifaklarda böyle bir yönetim biçiminin kabul görmesi mümkün değil. Bu hayalin peşinde koşturmak ülkeyi yormaktan başka bir işe yaramıyor. Buradan öteye gitme ihtimali de zaten yok. Çağdaş ülkelerde en önemli insan hakkı olan demokratik seçimler son yıllarda ülkemizde bir var olma, yok olma meselesi haline getirildi. Seçim kazananlar, kazanamayan diğer kitleye her türlü muameleyi yapmayı kendinde bir hak olarak görmeye başladı. Seçim kazanmak ülkenin mülkiyetini ele geçirmek gibi algılanır oldu. Kazanan gerçek mülk sahibi, kaybedense bu ülkede sanki mülteci. Eğer iktidar partisinden değilsen her türlü vergi cezasını, her türlü kayyım atamasını, mallarına el konulmasını, işten atılmayı, cadı avını hak etmişsin demektir. Bir hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de meşruiyetini demokratik seçimlerden alanlar demokraside sandıktan başka hiçbir şeye inanmaz, diğer hukuk kaidelerini uygulamaz durumda. Oy vermek ya da kazananı tutmamak insanlar için neredeyse bir hayat memat meselesi. Bu geri kalmış kötü bir şarklı yönetim biçimi değil de nedir? Bizim bu kaotik ortamdan tez zamanda nasıl çıkacağımızı konuşmamız, hangi sac ayakları üzerinde yeni bir ülke kuracağımızı tartışmaya başlamamız lazım. Yoksa Kaos planı bu toprakları yakıyor. Nasip olursa yarın da bunları yazmaya gayret edeceğim.